Herkese güzel güzel güp güzel bir gün olsun. Enerjilerimiz yüksek olsun. Bugün benim kızlarım hep yeşil giymiş. Neden acaba? Bir sormak lazım. Dün çok eşlere laf ettiniz. Kocalar biz olmazsak erken vefat eder. Bize muhtaçlar. Biz olmazsak ne olur dediniz. Bugün eşleriniz sizi yeşil giyip göndermiş. Bir şey demek istemiş ama onu anlayacağım sonra. Evet. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi her zaman iyi bir enerjiyle başlamak istiyorum ki çünkü hayat devam ettiği sürece umut var. Yeşil aslında umudun rengi, onu da söylemek lazım. Umutlu olmamız gerekiyor. Neşemizi bırakmamamız gerekiyor ki çünkü mutsuz olursak yaşamın hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi bugün ekip arkadaşlarımız yine Tavşantepe'deler. Bugün çok önemli bir gelişme var. Bugün ilk kez Nari'nin öldürüldüğü iddia edilen ve yaşadığı evin içerisine gireceğiz. Ve ekip arkadaşlarımız da bir canlandırma yapacaklar bize. Biliyorsunuz Nari'nin en son 15-11'de kamera kayıtlarında Kur'an kursunun önünden çıkıp okulun önünde. Hatta arkadaşlarımızı bir görelim. Merhaba Okan. Esra Hanım merhabalar, şu anda Tavşantepe köyündeyiz. Dediğiniz Kur'an kursu yolun sağ tarafında, evet. Hemen hemen 1-2 dakika uzaklıkta. Şu anda biz de tam patika yolun önündeyiz. Nari'nin en son burada görülmüştü. Arkada okul var. Tavşantepe İlkokulu. Oradaki güvenlik kamerası görüntüsünden 15-11. Alınmıştı, evet. Nari'nin en son görüntüleri. Bu güvenlik kamerasında 15-11'de görüldü. Şimdi biliyorsunuz dakika dakika bu Nari'nin kayboluşu, cinayetin işlenişi ve sonrasında Nevzat'ın arabaya binişi, dere kenarına gidişi, hepsinin dakikaları var. Şimdi biz de canlandırmayla bu aslında Nevzat'ın verdiği ifade ve diğer kişilerin verdiği ifadeler doğru mu? Nasıl olacak onu göreceğiz. Arkadaşlarımız şimdi 15-11'de yani şuradan görelim. Nari'nin olduğu saat. Şimdi 15-11. Bu güvenlik görüntülerini görelim bir. Evet Esra Hanım. 15-11. Şimdi Nari'nin evine doğru gidecek bizim ekip arkadaşlarımız da. Güvenlik görüntülerini bir, güvenlik kamerası görüntülerini görelim. Okulun önünde Nari'nin gözüktüğü işte bu nokta 15-11. Yani okulun önünden Nari'nin yukarı patikaya doğru çıkıyor. Nazlı seni şöyle alalım. Evet Esra Hanım, evet. 15-11'de Nari'nin en son bu patika yolda görüntülenmişti. Bu arada hemen şunu da ekleyelim. Okan bir saniye. Bu arada evet. 15-11 aynı zamanda Nevzat'ın kendi evinden çıkış saati. Aynı saat. 15-08 gibi. 08 diyorlar. Evet 08, yani şöyle eşinin beyanı ve kendisinin beyanı da bununla örtüşüyor. Evet. 15-08'de Salim'le görüştükten sonra evinden ayrılmış. Burada Nari'nin okulun önünden yukarı doğru çıkıyor. Nevzat da 15-08'de evden çıkıyor. O sırada telefonla evet, konuşuyor Salim'le. Evet. Salim'i Nevzat arıyor. Evet. İddianameye göre bu şekilde 15-11'de okulun önünden Nari'nin yukarı doğru patikaya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlarımız da hem de dakika tutarak onlar da yukarı doğru evine doğru çıkacaklar. Biliyorsunuz Nevzat'ın ifadesinde evden en son ifadesinde evden Nari'nin cesedini aldığı var. O yüzden yukarı doğru bakalım kaç dakikada evet. Evet şimdi toplam evet, 24 dakika var. 15-35'e kadar. Ha çıkıyor Okan da. Bak köpek de size geliyor Okan. Bırakmıyor peşten. Yani tüm evet, bu olayın. Esra, o da bizim yanımızda şu anda. Çıkıyorsunuz. Biz bu yokuşu çıkıyoruz şu an. Dediğiniz gibi kronometremizi de açtık. 24 yolu dakikada ilerliyoruz. Tüm bu yukarı çıkış. Ne yapıyor köpek? Ya köpek size izin vermiyor. Sen ilerle. Bir aldırsa mı birini acaba çünkü iş. Nari'nin sizden daha hızlı yürümüştür diye tahmin ediyorum. Gerçi onu da küçük bacakları olarak. Esra Hanım Nari'nin. Evet. Ya şunu bir.
Şu an çamur, geç arkadaşlar kaldı, zorlanıyor çünkü yağmur var orada. O yüzden de zorlanıyorlar. Oğlum gel. Tamam git. 15 çıkın siz, 15.35. Şimdi 15.35 toplam 24 dakika var. Nari'nin yukarı çıkıp katledilip sonrasında Nevzat'ın Arif'in evinden çıkış dakikası 15.35. 15.35'te Nevzat, evet Esra Hanım, Arif'in evinden çıkış yapıyor. Yani tüm bu olay 24 dakika içinde oluyor. Ne oluyor? Tamam, ıslanıyor olabilir kamera. Tekrar bağlanacağız. Yani Nari'nin en son kameraya takıldığı 15-11 saat ve dakikasından, evet, Nevzat'ın o öldürme olayı gerçekleştikten sonra kendi evinden Nari'ni arabaya bindirip gitmesi, değil mi? Bu süreç bunu ifade, evet, ediyor. Evet, yani doğru. 24 dakika içerisinde bu kız yukarı çıkıyor. Çıkacak, çıkacak, eve doğru girecek. Şimdi Nevzat'ın son ifadesine göre eve girecek. İddiaya göre bir şey görecek. Bravo. Nevzat'ın ifadesine göre o sırada o boğuşma öldürülecek. Bir odaya konulacak. O evden Salim çıkacak. Nevzat'ı çağıracak. Nevzat onu görecek. Nevzat oraya gelecek. Girecek, şaşıracak. Nasıl böyle bir şey olur falan diyecek. Sonra battaniye verecek Salim ona. Battaniyeye saracak, çıkacak. Sadece 24 dakika. Şimdi bu kadar bir süreç anlatıyoruz. Acaba olacak mı şimdi? Acaba olacak mı? Onun için bunu hesaplıyoruz. Gerçekten tüm bu süreçler 24 dakikada olur mu? Daha 15-11 düşünün. Daha okulun önünde. Şimdi bakalım yukarı doğru çıkıyorlar. Arkadaşlarımız sağ işte tuttu. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yağmur var, yerler çamur. Nasıl çıkacaklar? Yani birazcık bir tık daha geç olabilir. Şimdi o kadar kısa bir süreden bahsediyoruz ki aslında hocam. Aslında bunu mahkeme de sorgulamış duruşmada. Mahkeme de bu bizim şu an tartıştığımız, daha önceden de tartıştığımız bu hususları mahkeme de duruşmada değerlendirmiş. Yani şunu söylemiş. Yani hangi arada neye şahit oldu ki Nari'ni öldürmüşler? Yani seni çağırdığında, gittiğinde yeni öldürdün. Zaten Nari'nin eve girişi vesaire, hani öldürme olayının içeride veyahut bir şeye şahit olma durumunun söz konusu olmama ihtimali tartışılmış. Evet. Hatta şunu da hocam ekleyelim. Şimdi 15.35'te Nevzat ifadesinde Arif'in evinden çıkıyor. 15.40 civarlarında da okul civarına yakın olduğunu söylüyor. 15.40'da hani o kamera kaydında olan okulun oraya gelmiş artık. Sonra zaten 15.40 artık okulun orada Nevzat. Aşağı inmiş. Arabasıyla değil mi? Tamam. Okulun orada. Sonrasında 15.40 sıralarında okul civarına yakın olduğunu, saat 15.57'de tarla kısmında olduğunu, saat 16'da Narin Güran'ın cesedinin olduğu bölgede olduğunu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerden saat 16.35'te ayrılmış. Yani 16'da dere kenarına bırakmış cesedi. Evet. 16. Evet. Bakın. Buradan gidiş Nevzat Okulu'nun oradan, saat 16'da da cesedi de, yani o kadar kısa bir süreden bahsediyor. Bak 15-11 kız okulda, 16'da cesedi dere kenarında. Bu kadar az vakit. Hı hı. 16'da zaten bu kamera kayıtlarında, tabii, da doğrulanmış bir, tabii, şey. 16'da cesedi dere kenarında bırakıyor. Şimdi bir sürü şey aklımıza geliyor. Şimdi buradaki bazı şeyleri söyle, yani hepimizin aklında sorgulamamız gereken şeyler. Düşünün 24 dakikada bu olay olduktan sonra, yani o kadar hızlı ki bakın 15-11'de Nari'ni canlı görüyoruz. 16'da ölü ve dere yatağında. Yani bu nasıl bu kadar hızlı? Şu an 6 dakika civarında. 6 dakikamız geçti şu an. Şu an 6 dakikadalar. Yanlarında Baran var. Evin, bakın, ilk kez Nari'nin öldürüldüğü iddia edilen yaşadığı evi göreceksiniz. Bir göreyim ekranda, niye görmüyorum ben? Ekrana görelim. Biraz hızlı. Şimdi kaç dakikada yürüdünüz Okan?
Esra Hanım, tabii ki de köpek de yanımızda olduğu için süre biraz şaştı ama biz öncesinde de bunun tatbikatını yapmıştık. Hemen hemen 2,5-3 dakika sürüyor. O patikanın başından evin önüne gelişimize kadar. 2,5-3 dakika diyelim. Yani 24-21 dakika kaldı. Evet. 3 dakika yukarı yürüdü evine. 21 dakikası kaldı. Şimdi... yavaş yavaş, evet, teşekkür ederiz bu arada evi bize açtığınız için, çok sağ olun. İlk kez göreceğiz çünkü hep evin içinde olaylar gerçekleştiği için hiç göremedik. Şimdi yavaşça evin içerisine girelim Okan. Evet Esra Hanım, Baran'ın anlatmak istediği şeyler var, onu da bir kulak verirsek iyi olur. Evet Baran. Söyle, anlat. Şimdi abla, bizim evin iki girişi var, tek giriş kapısı yok. Ve isterseniz burada ilk kapının ne kadar ses çıkardığını Okan abi kendisi kapıyı açsın. O bakına kadar büyük bir ses çıkarıyor ve bu kapı içeriden kilitlenebiliyor. Evet, bu ana kapınız. Narin bu kapıdan eve girse girerdi değil mi? Evet, istersen Okan abi bir açsın kapıyı. Ben mikrofonu kapıyla teli beraber çekmen lazım. Teli çekince arkadan anahtar açılıyor. Evet Esra Hanım. İsterseniz Baran, o gün bu kapı açık mıymış? Açık mıydı o kapı bugün? Abla, o gün. Zaten sen kapı kapalı. Hayır abla, bir evin girişi kapısı nasıl kapısı, açık? Kapalı, tel çekilmesi gerekiyor ama tel çekilince açılıyor. Telle kapıyı istersen hemen kapının arkasına size bir şey göstereyim abla. Bu kapı nasıl kilitlenir? Baran'ın sesi az geliyor, bir tutalım. Bağlantı tabii. Dedim ki bu kapı içeriden böyle kilitleniyor. Ha, bu şekilde kilitleniyor. Yani içeride olmayan bir... Evet bak, böyle açtığın zaman... Evet. Daha sonra böyle kapıya vurduğun zaman açılıyor. Yani alttan bir tane daha kilidi var. Aslında kapıya vurması gerekiyor. Evet. Evet, yani bunu, yani diyorlar ki evde bir şey olma ihtimali söylüyor. Bu zaten imkansız. Yani içeride bir şey olsa şu kapıyı da böyle kapatırlar. Yani Narin o gün eve kendi gelse girse. Yani bu imkansız bir şey. Alttaki kilit kapalı olarak söylüyorsunuz. Ama yaz günü ya acaba. Tabii ki de. Bir de bakın şöyle. Yaz günü bir de hava sıcak. Alayım abi. Bak. Klima var. Hava sıcak, belki. Klima açık. Bu kapı kapalı olur. Bakın şöyle orta kapıyı da size göstereyim. Klima, evet, klima çalışıyor. Bu orta kapı normal. Baran, ışığı da açalım. Elektrik yok. Tamam. Mesela bu kapıda elektrik niye yok? Bu ne? O başka bir şeyin sesi geliyor. Tamam, içeri doğru girdiğimizde görelim. Elektrik niye yok acaba? Yani şunu demeye çalışıyor. Diyor ki eğer içeride gerçekten uygunsuz bir durum olsaydı o kapı sürgüsü arkadan kapatılmış olurdu. Yani Narin gelip kafasına göre o teli çekip de içeri giremezdi. İçeride eğer gerçekten hayatın olağan akışına aykırı bir davranış olsaydı onu kastediyor. Yani orada hani söylenen gibi Narin'in hani bir şeyle yüzleştiği, bir şey gördüğü ifadesi var ya evin içerisinde. Evin içerisindeki kapı arkadan sürgülü, kilitli. Yani birinin kapıyı çalması gerekiyor. Şimdi bu hangi kapı? Bir tane daha mı kapı var? Tabii ki de. İçeride çok çekmiyor arkadaşlar. İçeride pek çekmiyor. Şimdi bir tane daha galiba içeride kapı var. Yani şimdi iki tane kapı görüyorum ben. Tabii. Bir tane, bir de iç kapısı var. Yani avlu dediğimiz merdivenle dam dediğimiz çatıya çıkan o ara bir boşluk var. Evet. Ana kapı. Ondan sonra da dairenin kendi kapısı var. Dairenin bir tane de kendi kapısı var. Yani kapısı geliyor. Şimdi çocuk o zaman girdiği zaman bir tane zaten sürgülü kapı var. Bir de diğerinde çelik kapı bence. Çelik kapı. Bu kapı nasıl şey yapılıyor? Tabii çekmiyor. Nasıl göreceğiz? Bu içeriden açılmıyor. Yani dıştan gelen bir insan bunu açamaz. Yok. Bunun burada açma şeyi yok. Bu kapı sadece evin içinden açılabiliyor. Çelik kapı. Ya. İki tane kapı varmış. Hiç bunu bilmiyoruz. Evet, evin iki giriş kapısı var. Bir de abla, burada elektrik sorunu, yazın bu çevrede buğday ekildiği için sık sık elektrikler kesiliyor.
O yüzden de kesilir. Kışın ise yağan yağışlardan dolayı sürekli kesilir. Peki bir şey soracağım. Narin eve gelse, mesela dışarıdan geliyor ya da dışarıda oynarken gelse, o zaman o iki kapıyı birden mi çalıyor yani? Evet. Yoksa evin girişi yok yani. Dışarıdaki kapıyı açacak, gelecek. Bunun da içeriden girişi yok. Bunu açması lazım. Yeni eve giriyor. Hı hı. Yani en azından bir tane kapıyı çalmak zorunda. Birini telle çekebilir ama daire kapısını çalmak zorunda. Çünkü zaten hava sıcak olduğu için klimalar açık olduğu için bütün kapılar kapalı. Evet. Ama belki elektrik kesikse klima çalışmıyordur o gün. Ama beyanlarda var. Klimanın odasında oturuyordu. Klima çalışıyordu. Şimdi. Yani o gün elektrik vardı. Nevzat'ın ifadesine göre hani evin içerisine girdim diyor ya, şimdi evin içerisine o zaman iki kapıdan birden girdi ve çocuklar hiçbir şey duymuyorlar. İki tane koca kapıdan girdi. Şimdi içeriye doğru bakabilir, yani girdiğinde bize anlatılan geniş bir salon olduğu. Salon hall, nerede? Hall diyelim. Sen bu tarafa geç abi biraz. Bak abi, bizim şu an kaldığımız yer salon. Bu komple büyük bir salon. Ha. Salon dediği yer burası. Ve benim o gün solda bütün, boş bir oda dediği yer var. Dakika, bakın şöyle bir şey söyleyeceğim bir size. Bir saniye. Şu bütün etrafı bir kamera bize gösterebilir mi? Çünkü Nevzat'ın ifadesinde ben içeri geldim. Tabii diğer ki odalardaki müsait. Tüm kapılar, şimdi gerçekten bir yere girdiniz. Tüm kapılar kapalıydı diyor. Bir bütün etrafı, kapıları görelim. Ve o yeri. Kameraman tamam, arkadaşımız. Ömer, etrafı bir göstersene. Bütün zaten. Kapıları Ömer. İstersen kapatalım abi. Bir dakika. Sadece sol açık kalsın. Soldaki burada. Kastettiği kapı hariç hepsi kapatılabilir. Sadece burası mutfak. Yani oranın kapısı da... Burası mutfak. Bu da yani şey. Evet, burası mutfak. Şimdi kim hangi odada duruyordu o gün? Hangi çocuk hangi odadaydı? Biz hemen holde duralım, mutfağa girme. Evet, evet, gel abla. Mutfağa girmeye gerek yok. Bir holde hani kim hangi odadaydı çocuklar? Şimdi Erenkül'ün klima odası dediği yer burası. Hemen evin giriş kapısının hemen yanı. Yani arada yarım metre bile yok. Burası kimin klima odası? Klima odası burası. Kimin odası? O gün annemin en... Burası normalde oturma odası. Yani annemin, Enes'in, Muhammed'in, Eren'in oturduğu oda. Hı hı. Uyudukları oya, bu oda. Bir göstersene bize odayı Ömer. Ömer sen de... Burası aslında hani çocukların oyun oynadı. Evet, annenin oturduğu oturma odası gibi oda. Hole girdiniz. Evet. En sağdaki, evet, uçtaki oda oturma odası. Evet, yani evin içine girdiğiniz gibi ilk oda, yani yakın olan tek oda çocukların oturduğu oda. Yani bu eve biri girse bu çocukların duymama imkanı yok. Peki Baran, o gün anneyle Enes nerede? Ya, o gün anneyle Enes nerede uyuyorlar? Birisi bu kanepede, birisi şu kanepede, Muhammed ise şurada uyuyor, Eren ise şurada oturuyor. Yani hepsi bu odanın içerisindeler. Hepsi bu odanın içinde, evet. Bu oda. Şimdi... Çünkü bura bu oda abla. O zamanlar çok sıcak olduğu için bu oda klima odası. Bir tek bu odada klima olduğu için burada klimayı açıp uyuyorlar. Hmm. Klima bir tek o odada olduğu için oraya giriyor herkes. İçeride. Evet. 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 Şimdi peki çıkalım, evet, tekrar hole çıkalım. Evet Ömer. Hole çıkıyoruz. Şimdi diğer odalarda, diğer, şimdi tüm kapılardan bahsettiği için şimdi, diğer odalarda ne var? Burası abla çocukların çocuk odası burası. Nevzat'ın sözler beyana göre buradan almış diyor. Burası bu ev, çocuk odası. Bir dakika odası. Bu odadan aldığını söylüyor. Bu odanın içerisinden. Evet. Solda bir boş bir oda dediği yer burası. Ha, bu odanın içerisine. Bakın Nevzat'ın ifadesinde çünkü bu oda... Çünkü solda başka oda yok. Yani bu oda ama boş değil, yataklar var. Bir mutfak var, bir de misafir odası var. Narin de bu odada kalıyordu öyle mi? Evet, Narin de bu odada uyuyordu. Hangisiydi? Çoğu abi? Zaman mesela annemlerin yanında da uyuyordu. Evet Esra Hanım, Narin'in yattığı yatak da burası, Narin'in yatağı. Narin de burada uyuyormuş. Kızıma.
ve sonrasında söyledikleri bu gerçi şimdi görünce de insan şey evet. oldu. Ya. Bu evin yani Nevzat'ın ifadesine göre bu odanın yerinde boş oda dediği oda boş değil aslında. Evet. Burada başka hangi kimler uyuyor? Boş değil abla. Bu odada i̇şte başka Enes kim? Uyuyor, Muhammed uyuyor, Osman uyuyor. Osman. Dört çocuk da aynı odada kalıyorlar. Evet. Peki bu boşluk hangi boşluktan bahsediyor Nevzat? Hangi boşlukta olduğunu bahsediyor Nari'nin cesedini? Solda hani ben öyle biliyorum. Solda boş bir oda diyor. Yani solda zaten bu odada erenler var, annemler uyuyor. Burası çocuk odası. Diğer soldaki oda ise mutfak. Peki orada kapılar boş oda yok yani. Kaç oda var orada? O holün etrafında kaç oda var Bara? Hemen göstereyim abi sen gel. Bak kaç oda var abla ben sana göstereyim. O kapıyı da kapat abi istersen. Bak o 5 oda demişti. Bak 1, 2, 3 oda burada. Evet. 3 kapı da gayet gözüküyor. Abi o kapıyı da kapat gayet gözüküyor. Bu tarafta ise abla burada da 3 oda var. Bak 1, 2, 3 oda. Burada da 3 oda. Peki diğer odalara da bakabilir miyiz? Boş oda dediği acaba başka bir odadan mı bahsediyor? Boş oda dediği bence hiç kimsenin olmadığı. Hemen göstereyim abla bir bakayım burada yani kadınlar mı? Böyle abi bu da bir diğer misafir odamız. Hani uzak yerlerden gelen bu da sözde boş değil yani komple dolu. Burası da misafir olan bir oda. Yani misafir odası olarak şey yapıyorsunuz. Evet. Bir oda bu. Evet. Ama yine bu odadan bahsedilmiyor zaten. Bu odayla ilgili bir şey yok. Yani Nevzat'ın iddiasına göre cinayet yeri çocukların yatağının olduğu yer mi? Yani boş bir yani soldaki dedi o. Çeken yere mi geçseler? Yani o evet, salonda o demin, çekiyor. Evet o demin salon yerinde daha iyi çekiyordu. O tarafta durabiliriz. Şimdi şeye bakarız bir de Okanlar. Hani diğer odalarda boş oda diyebilir. Şimdi çünkü şundan bahseder ifadesinde. Yataklar vardı demez değil mi? Ben şimdi mesela çok değerli bir şey yapıyoruz şimdi değil mi? Çok değerli. Acaba Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında uygulamalı anlattı ya. Nasıl evet. Dere. Evin içerisine nasıl girdiğine ilişkin bir uygulama yapıldı mı acaba? Hı hı. Eğer uygulama yapılmadıysa odayı bilmez. İçinde kaç tane yatak olduğunu bilmez. Salonu bilmez. Veyahut da hangi eşya vardı, kanepenin rengi neydi bilmez. Hı hı. Bir uygulamalı keşif ifadeden sonra. Hı hı. Önce bir tarif ettireceksin. Hangi oda? Soldaki oda. Ne vardı odada? 2 tane kanepe vardı. İlk oda mı? Evet ilk oda. 4 tane yatak var. Yalan söylüyorsun. Denilebilirdi bakın bunlar. Hı hı. Ben bunu söylemeye çalışıyorum yani Nevzat Bahtiyar soldaki hangi odaya girdin? 2 tane oda var, birincisi mi ikincisi mi, ikincisine girdim ne vardı diye tarif etmişsin. Şimdi orada 5 tane odadan hani 5 tane kapıdan bahsediyor, aslında 6 tane kapı var. Evet. Birincisi bu, ikincisi boş oda diye bahsedilen yer. Şimdi diğer odaları da bahsedeceğim ama boş oda ortasında yapıldı dedi, sol kapıdaki yer çocuk odası ve orada bütün küçük çocukların yani Enes'e dahil yattığı oda. Şimdi Okan da baksın, siz de birlikte bakın çünkü odadan odaya geçince biraz internet kesiliyor, orada yağmur da var. Orada bomboş bir oda var mı? Şimdi bir tane misafir odası gördük, bir tane oturma odası gördük, bir çocukların odası gördük. Diğer odalarda ne var? Bu ne? Bu ne? Burası ne? Ömer, şeyin oraya geçelim. Esra Hanım bu... Çok yer sanırım değiştirince... Ama, elbise odası... Elbise odası var, o birazcık üst üste şeyler vardı, orası hele hiç boş değil. Kıyafetlerin olduğu yer. Bir yerde sabit dursunlar da holün orada. Çünkü bir tek odadan odaya gidince şey çekmiyor. Evet, enteresan şekilde şimdi iki kapı olduğunu ve kapılardan birini çalmadan içeriye giremeyeceğini evet. anlamış olduk. Bakın uygulama. Şimdi o çok önemli bir uygulamalı şey. Uygulamalı keşif bu kadar değerli işte. Şimdi çünkü anlatılan şey içeri girdi ve bir şey gördü. Bir tane koskoca demir kapı var dışarıda. Onu çekecek, bir de arkası sürgülü, onu çalacak. Hadi onu geçti diyelim. Sürgüsü açıktı, çekti, girdi. Diğer kapıyı çalması lazım. İki tane kapıdan geçip
Size bir şey söyleyeyim mi? Bence o kapının telini de çekemez. Canı ne ki daha 7-8 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Yani kapıyla birlikte teli çekmesi gerekir. O kapıyı bile açamayabilir. Velev ki açtı diyelim, diğer çelik kapıyı tıklamak zorunda. Yani iddia edildiği gibi, Nevzat'ın söylediği gibi bir eylem olsa, olay olsa kapı açık mı yapılır bu iş yani, Allah aşkına? Şimdi hayatın olağan akışı diye bir şey var değil mi? O kapıyı çalınca da herkes... Şimdi şu mantığa oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi herkes bunu işte birlikte de konuşacağımız şey, hepimizin düşünmesi gereken şu. İçeridesiniz, 3 tane erkek çocuk var evde. Diğer ikisi küçük. Diyelim ki bir şey yaşanıyor evin içerisinde. Kapıyı açık mı bırakarak yaşanır? Hı. Yani hem dış kapı açık olacak, hem öpük kapı açık olacak. İçeride de çocuklar var. Hadi adamı gizlice aldın, bir odaya götürdün. Diğer kapıları niye açık bıraktın? Hadi diyelim şimdi bütün senaryo kuracağız. Yani 3 tane çocuk evin içerisindeyken nasıl olacak? Ha, bu oda asıl Nevzat'ın bahsettiği oda değil mi? Ses gelmiyor. Solda boş bir oda dediği burası. Soldaki burası. Orada başka, Okan baktın mı sen de? Başka bir boş oda var mı? Birinde kıyafetler vardı gördük. Biri mutfak zaten. Diğeri? Esra Hanım, yatak odası var, misafir odası var, banyo var. Onun dışında boş bir oda yok. İşte giysi odası var. Evet, onu da gördük. Giysi odası boş denilebilir ama o da boş bir odaya benzemiyor yani. Peki, o zaman aslında bahsettiği soldaki bu oda dedikleri bu oda. Bu odanın yerini bir çekebilir miyiz? Çünkü yerde gördüğünü iddia ediyor Nevzat. Nari'nin bedeninin yerde olduğunu iddia. Bir yere doğru eğilir mi kamera? Ömer, bir yeri gösterebilir misin? Ömer, yeri gösterebilirsen. Yeri görmüyoruz. Ömer, neri? Yatağı çekme, yeri çek. Orta yeri. Şu an gösteriyoruz şuraya doğru. Evet. Burası. Evet, şu anda halının olduğu yeri Ömer gösteriyor size. Evet. Yani Nevzat'ın iddiasında. Nari'nin yatağının tam yanı, evet burası. Burada yattığını, yani yerde yattığı söyleniyor. Nevzat'ın iddiasına göre evet. Başında da Salim var. Şimdi ben şimdi şu aklıma gelir. Ben içeri girdim. Ortada boşluk. Boş bir odaya girdim demezsin değil mi ifadede? Tamam. Hocam şimdi ifadeleri okuyoruz. Şimdi bir odaya girdiniz, içeride 4 tane yatak vardı. Ortaya Nari'nin cesedi konulmuş. Yani ifadede bu olması gerekmez tabii mi? Tabii canım. Yani ben eve girdim, kapı açıktı. Soldaki odaya girdim, soldaki odada 4 tane yatak vardı. Nari'nin de yerde yatıyordu. Salim Güran da başındaydı dersin. Soldaki odaya girdim, boş bir odaya girdim, Nari'nin de yerde yatıyordu demezsiniz. Üç erkek çocuğunun yatakları yan yana, Nari'nin yatağı evet, köşede. Evet, evet. O yüzden ortada da aralık var. O aralıkta yerde, yani bir de yatak, çocukların yattığı odada. Yani çocuklar içerideyken çocukların yattığı odaya girip orada yerde ceset, çocuklar içeride, çocuğun biri kalkıp odaya girmez mi? Kendi odası bir de. Hatta çocuklardan bir tanesi uyanık, telefonla oynuyor. Hı hı. Bir tanesi uyanık. Uyanık. Biri hiç uyumuyor çünkü eltinin gelip gittiğini de biliyor. Görüyor. Elti çamaşırı getiriyor, götürüyor. Çamaşırı gelip getiriyor. Bir de kafama takılan şu soru var. O elti devamlı girip çıkarken, yani Salim'le orada nasıl bir şey yaşanacak? Yani. Hadi yaşandı. İki tane kapıda açık mı olacak? Şimdi bunları hep sorgulamak lazım. Şimdi şundan dolayı sorguluyoruz. Ben bütün bunları sorgularken Nevzat da öldürmüştür, o yapmıştır, bilmem ne değil. Ben ifade sorguluyorum. Şimdi ifadede verilen şeylerin bir kere 4-5 kere değiştirilmesi, ikincisi değil mi, bir kız çocuğu eve geldi, bir şey görüp bunu gerçekleştirildiyse de o evin kapıları ardına kadar açık olacak. Çocuklar hiçbir şekilde görmeyecek şekilde olacak. Bir de o odaya bırakılıyor. Niye hiç biz yataklarla ilgili bir şey duymadık? Baran, sana bir şey soracağım. Bir de abla şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ha, söyle. Evet. Bakın, bu bizim evin tek bir giriş kapısı yok. Az önce iki tane giriş kapısı var. Bu iki giriş kapısı bile dış kapı. Yani en dıştaki kapı dışarıdan açılıp içeriden kilitlenebiliyor. Orta kapı, yani evin girişinden açılmıyor. Evin iç tarafından açılıyor. Ve eve girdiğin gibi çocukların ve Eren'in uyandığı olduğun odanın önünden geçiyorsun. Hı hı. Yani görmemek bir imkanları yok. Ve bir, bu da şöyle bir şey de var. Bizim evde zaten şebeke bile yok doğru düzgün. Az önce siz de gördünüz, bağlantılar kopuyor. Şebeke çekmiyor.
Evet, çekmiyor yani, bizim de 4.5G çünkü bir tane baz istasyonu olduğu için burada şebeke çekmiyor. Evet, biz evet, de şahit oluyoruz yani. Evet, kopuyor. Şimdi şundan dolayı bunu sorguluyoruz hani kafamıza. Şimdi evin içinde olan bir olaysa eğer, iddiaya göre son iddia böyle olduğu için, bir, neden yatak detayları verilmedi? İki tane koca kapı varken nasıl bu çocuk içeri girdi ve bir şey görüp şahit oldu? Bunlar hani akla mantığa çok sığan şeyler değil açıkçası. Bir de içeride küçük çocuklar var. İki tane çocuk var, işte anne var. Bu kadın bir şey yapacaksa ya çocukların kapısını da kilitler, kendi dış kapıyı da kilitler. Madem öyleyse, şimdi aklımdan geçiriyorum. Bu kadar her şeyin hani bu böyle bir şeyden çok dışlanacağın bir ortam, yani bu kadar yasak bir şey yaşıyorsun. Kapını ardına kadar açacaksın. Sadece gelen narin değil çünkü. Elti de devamlı gelip duruyor, çamaşır getiriyor. Tabii. Elti, çünkü çamaşır makinesi olduğu için, bozuk olduğu için Yüksel Güran'ın, Enes'in çamaşırları elti yıkıyor ve elti devamlı işte bir çamaşır getir, devamlı eve geliyor. Uyuduğunu görüyor, gidiyor gibi. Evet. Çocuklar de, açıyor kapıyı, küçük de, çocuk. Bir de 15-11'de Kur'an kursundan yukarı doğru çıkıyor. Okan da söyledi, 3 dakika falan sürüyor. Hadi evet. 4 dakika sürsün diyelim. 15-15'te eve geliyor. Kapılar ardına kadar açık. Evet. Bir şeye şahit oluyor. Diğer kardeşler öbür taraftalar. Biri telefonla oynuyor. İddiasına göre bir şeye şahit oluyor. Kızı öldürüyor. Odaya koyuyor. Narin'in kendi yatağının olduğu odaya koyuyor. Kapıları açık bırakarak yaklaşık 100 metre yürüyor. Tepeden aşağıdan Nevzat'a bakıyor. Nevzat, gel bir seninle işim var diyor. Bağırarak bağırıyor. Nevzat bu arada 3-4 dakika yukarı doğru çıkıyor. Bu arada kapılar açık. Hı-hı. Belki biri girebilir. Sizce bu olabilir mi ya? Çok bir de kapıyı da açık bırakıyorsun. Çünkü anahtarı sende değil. O içeride de dairenin, çocuklar dolanıyor. Biri telefonla oynuyor. Kapılar açık. Odada kız yatıyor. Dış kapı açık. Dairenin kapısı açık. Ondan sonra Nevzat'a sesleniyorsun. Yaklaşık olarak bir 50-60 metre yürüyerek. Oradan Nevzat'ı buluyorsun. Göz kararı da bağırıp çağırıyorsun. Nevzat yukarı geliyor. Nevzat yavaş da gelebilir, acil bir şey yok çünkü acil demiyor, seninle işim var diyor. Nevzat 3-4 dakika boyunca yukarı çıkıyor, kapılar açık, beraber içeri giriyorlar. Çünkü öyle deniliyor, 27'de içeri girdiler. Evet. 27 geçe içeri girdiler. 27 geçe içeri girdiğinde soldaki boş oda, oda dop dolu, yerde şey... Sonra gidiyor Salim battaniye arıyor, oysa yatakların üstü battaniye dolu. Yatakların üstü battaniye doğru, nevresim dolu, pike var, her şey var üstünde. Ondan sonra da ne gördün? İşte yerde yatıyordu, ağzına köpük vardı. Şahit oldun, hadi sen de suç ortağısın. Öldürürüm hemen yani, 2 dakikada tamam mı? Tamam, al götür. Bu arada 27 dakika, yani 15-27 olmuş. Ya bu şimdi hayatın olağan akışına uygun mu? Ya biz bu kadar olmamalı yani... Bir resim net olmalı, evet. Net. Bu şimdi, kadar flu olmamalı. Burada şunu göstermek, doğru analiz etmek gerekiyor. Herkes düşünürken ifadenin birazcık da hayatın normal olağan akışına da uygun olması gerekiyor. Şimdi öyle köylük bir yerde çocuklar evdeyken bir şey yaşayacaksın, kapılar açık yaşayacaksın, o gelecek gidecek hemen onu alacaksın. Yani bir şey var, bir mantıksızlık, onu çözümlemek lazım. Baran bir şey söyle. Baran. Evet, duyuyoruz Esra Hanım. Abla şunu söylemek istiyorum. Sesim geliyor değil mi? Evet geliyor, duyuyorum. Şimdi abla, yani çok vahim bir şey. Sonuçta ortada maalesef bir cinayet var ve burada işlendiklerini söylüyorlar. Yani bu odada bir sürü battaniye var. Yani o arada kimse battaniye... Neden Salim çıkıp dışarıdan battaniye getiriyor ki? Burada zaten her yerde battaniye var. Şimdi işte onları da konuşuruz. Yani zaten burada... Kim cinayeti işlediyse işledi ama buradaki ifadede bir tutarsızlık var. Yani Nevzat ya da başka biri, şimdi onun için hani detaylı mahkeme karar vermeden bir şey diyemem ama burada yani bir normal akışa uymayan bir şey var yani. Şimdi evin içinde görecek, edecek, nasıl olacak, çocuklar evde, kapıyı nasıl açacak, yani tüm bunlar hiç akla mantığa uygun gelmiyor. Ki LTE'yi unutmayın, LTE devamlı eve girip çıkıyor. Ya abla... Şu kapıyı açamaz ki. Bu kapının dıştan açış tarafı yok. Anahtar içinde olamaz. O kapıyı İçeriden bir daha göstersene kapı. Okan. Hani... Dış kapı açıldığı zaman... Versene bir mikrofon. Esra Hanım, tamam gösteriyoruz. Abi kapı, sen gel. Yani bakın, diyor ki kapı dışarıdan kapı... açılamaz diyor. Çelik kapı ya. Bak, anahtar içinde olmadığı sürece ve açılsa bile bu ses getirir. Dış kapı... Ya abi gel, şebeke burada çekiyordur. Sen gel. Bak. Ben şöyle size göstereyim, tamam mı?
bu kapı buradan kilitlenebiliyor. İçeride böyle bir şey olması imkansız. Bunu böyle kapatırlar. Kapattı. Hani acaba dedim ki... Bu kapı açıldı zaman ses çıkarıyor ter olduğu için. Peki hayır, acaba şunu dedik, Ağustos olduğu için o kapı açık mıdır acaba? Hayır, tam aksine zaten sıcak olduğu için bütün kapılar kapalı. Yani oturdukları oda da kapalı çünkü klimayı açmışlar. Şimdi buraya girdi, burayı da kapatsa dışarıdan içeri giremiyoruz. Yani dışarıdan böyle bir açılan kapı değil, oradan da tekrar açılması gerekiyor. Tabii. Bence kastettiği, yani doğru yalan bilmiyorum da, kastettiği oda bu oda. Nerede? Yani evet, soldaki oda. Oda diyor. Soldaki oda dediği diyor. Bu odadan yani Nari'nin cesedini bu odadan aldığını söylüyor Nevzat. Nevzat'ın iddiasına göre bu oda, yani çocukların yattığı odanın yer kısmı. Peki o yer kısmı bu arada oradaki halılar analize gitti, bir DNA ne? Hiçbir şey çıkmadı. Ya mesela bir de şey de yok. Mesela evde kaybolmuş bir nevresim takımı, çarşaf, pike, böyle bir şey de yok. Yani iddianamede veyahut da deliller arasında evde şu battaniye kayıptır diye bir şey de yok. Yani orada dediğiniz gibi yatağın üstünde bakın bir sürü şey var. Al, sar, götür eğer gerçekten doğruysa. İşin şey boyutunda şimdi düşünün. İki tane çocuk orada yatıyor. Narin yok, abisi yok. Onlar orada yatmaya devam, ne kadar korkunç bir şey aslında. Anne yok. Evet. Ya şimdi bu açıdan da bakınca öteki diğer çocuklar için çok korkunç bir şey. Burada çekiyor, burada ince. Diğer iki çocuk için. Duyuyoruz sizi. Yataklara, şeylere bakıyoruz o sırada. Yani işin duygusal boyutunda da yani kapılar, çocuklar için acı. Bakın bak, uygulamalı keşif talep ediyoruz ya Esra Hanım. Yani mahkemenin bunu yapmasını çok değerli buluyoruz biz. Bakın uygulamalı bir anlatıyoruz ya şimdi. Resim ne kadar netleşiyor değil mi? Yani olabilirler, olamayacaklar. Bir şekilde kafada netleşmeye başlıyor. Mesela şunu gördük. Evde iki tane kapı varmış. Bu kapıların sonuna kadar açık olması halinde Salim'le Yüksel arasında böyle bir olayın olma ihtimalinin zayıf olduğunu gördük. Evet. Nevzat'ın ifadesine göre Salim'in iki kapıyı da sonuna kadar açık bırakıp tepenin başına 50-60 metre yürüyüp Nevzat'a seslenip Nevzat'la birlikte açık kapıdan içeri girmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olabileceğini düşünüyoruz. Neden? Birisi girebilir içeri. Cansız bedeni başka görebilir. Başka biri de girer. Cesedi görebilir ki hediye gelmiş, iki defa gelmiş. Ya evet, bak bunlar işte, geliyor, devamlı giriyor evi. Sanki hani şey çamaşır gibi, makinesi bozukmuş, çamaşır yıkamış getirecekmiş falan. Bana Nevzat şimdi ama tarif ettiği kadarıyla sizin evi biliyor. Nevzat ne zaman gelmiş sizin eve? Abla bak, ben Nevzat'ım, ben evime geldiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Gelmedi diye biliyorum ama çocukları benim evimin içini iyi bilir. Eşi de çok iyi bilir. Çocukları ve eşi çok çünkü iyi biliyor. Çünkü eşi komşu olduğumuz için devamlı gelip çünkü devamlı gelip gidiyordular komşu olduğumuz için. Yani aslında ama Nevzat benim evime gelmemiş. Nevzat gelmedi ama karısı ve çocukları evinize sıklıkla geliyordu. Evet. Çünkü komşu olduğumuz için, oğlu da benim samimi arkadaşım olduğu için gelip gidiyordular. Bir şey mi soracaktın sana? Ben şöyle Baran, bu Nevzat Bahtiyar sizin evin içerisinde jandarma eşliğinde olayı anlattı mı, hatırlıyor musun? Jandarma eşliğinde sizin evin içerisinde. Hayır abi, buraya gelmemişler. Çok değerli aslında evet. Yani. Yani anlat ya, anlattır. Yani bakın, beyan önemlidir, ifade çok önemlidir. Ama olay yerinde yapılacak bir canlandırma beyandan çok çok daha değerli olabilir. Yani mesela cansız bedeni bıraktığı yeri tarif ettirdin. Eve girmesini de bir tarif ettirdin. Yani gerçeği ortaya çıkarmak adına çok değerlidir diyorum. Çok. Bakın şu an ne kadar netleşiyor kafada bazı şeyler. O gün de evde uyanık olan kardeşim bu Eren. Ya bakın şu çocuk da evde uyanık, telefonla oynuyor. Evet. Şimdi burada tabii ben de Nevzat'ın ifadesine bakıyorum bu sırada. Şimdi Nevzat'ın ifadesinde tepeden seslendi. Eve girdiğimizde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalı vaziyetteydi. Ben evin içinde Enes, Yüksel, Eren Güran, Muhammed Güran ya da başka kimseyi görmedim. Hiçbir ses de duymadım. Eve girdiğimizde Salim Güran beni solda bulunan odalardan birine götürdü. Narin Güran yerde hareketsiz vaziyetteydi. Narin'in
ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim Güran bana Yüksel'le birlikte olduğumuz Narin gördüğü için öldürdüm. Sen de artık suç ortağımsın dedi. Ve senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım şeklinde konuştu. Narin'i Salim Güran'la birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim Güran cesedi bana verdi. Sonra cesedi kucağıma alarak ikametten çıktım ve kapının önünde Narin'e ait terlikleri de aldım, battaniyenin içine koydum diyor. Evet, yani kız eve geliyor, terliklerini kapının önünde çıkarıyor. Sonrasında Nevzat'ın ifadesine göre içeriye doğru giriyor. Rahatça o kapılar açık yani. O iki tane gördüğünüz demir kapı açık, içeri giriyor ve görüyor. Şimdi nasıl o iki kapı açıkken bir şey yapılıyor? Şimdi ona odaklanacağız. Şimdi iki tane koskoca kapı, biri zaten dışarıdan da açılmıyor. Şimdi hayal edelim. Dışarıdaki bahçe kapısından girdi. Daire kapısı, çelik kapının önünde kız, kapının da açık olduğu. Evet. Terliğini çıkarttı. Kur'an kursundan geliyordu. Çantası asılıydı. İçeri girer girmez salonda bir şeye şahit olması lazım. Bu doğal değil. Şimdi hani içeri girer girmez görecek ve onlar da kapı açık yapacaklar bunu. Evet. İçeride de çocuklar oluyor. Yan tarafta da, sağ taraftaki orada çocuklar, birisi elinde telefonla oynuyor, diğer ikisi uyuyor. Şimdi battaniyeye sarılacak, verilecek, o da tehditle verecek. Yani buradaki mantıksızlık, bir insan bir çok yanlış bir şey yapıyorsa kapısını, iki kapıyı da açıp yapmaz. Değil ne mi? Yaparsın yani, biliyor musun? Bakın ne yaparsınız biliyor musunuz? Yani bu sıradan bir olay değil. Küçücük bir kız çocuğunun cansız bedenini görüyorsunuz. Tehdit ettim, kaçarsın ya, vursun gerekirse seni. O evden kaçarsın. Çünkü suçu işlememiş olman durumunda suçun senin üzerine kalma ihtimali çok kuvvetli hale gelmiş. Çünkü cesedin yanındasın ve ağzından köpük çıkıyor. Yani sen de oradasın. Hı hı. Kaçarsın oraya. Evet. Avazın çıktığı kadar da bağırırsın. Evet. Şimdi şu süreyi de hesaplamak lazım. İfadeyle süreler doğru orantılı mı? Şimdi 15-11'de okulun önünden Narin geçiyor. Buna emin miyiz? Görüntü kamera kayıtlarında var. Eve 3 dakikada geldi diyelim. 15-14'te eve geldi. 15-14'te geldi. Orada bir şey gördü. 15-14 oldu. Gördü. Vay dedi, sizi gördüm, şey yapacağım. Aldınız, öldürdünüz kızı. Ne kadar sürer boğuşma ve? Yani küçük bir kız çocuğu, çok da sürmez. Eğer gerçekten iddiaların gerçek olduğunu kabul edersek, içeri girdi. Girer girmez bir şeye şahit olması gerekir. Şahit olduğu andan itibaren de zaten boğularak öldürülmüş. Yani 2 dakika, en yani fazla 3 evet. dakika sürsün diye. 2 dakika da olur mu, ama bir şey görecek, bağıracak, şey yapacak. Evet. Yine bir 6 dakikalık, çünkü neden? Yani, içeri girdi, tak hemen öldürmedi. Yok, bir gördü, tabii. Bir şaşırdı, bir şey oldu, o dur dedi. Ben söyleyeyim, yani biz orada da hani hemen gördü, öldürdü. Belki başka bir odadaydı. Başka bir odadaydı, girdi, gördü, bilmiyoruz onları. Şimdi bir 6 dakikada oraya verelim. Hadi en minimumundan 6 dakika. 3 dakika ekledik. 15-13 oldu. 6 dakikada... 15-14 oldu. 15-14 oldu diyelim. Bu evet. Nevzat'ın evde. 15-14... Eve girdi. Eve girdi. Hadi öldür, boğuş, 15-20. Evet. Tahmin yapıyor. Narin öldü diyelim. Sonrasında amca telaşlandı. Evden çıktı. İlerledi, ilerledi evin dışarısına. Oradan Nevzat'a el işareti yaptı. Nevzat gel dedi. Aşağıdan Nevzat yukarı doğru geldi. Kaç dakikadır o da? Hadi 15-25. Yani, 5 dakika hadi, sürsün. Hadi. Çünkü amcanın oraya gidişi, onu çağırışı. Evet, o da geldi. 15-25'te geldi. Minimum 5 dakikadır. Minimum. Yani minimum çünkü, yani. Çünkü 15. Senle işim var demiş. Acil gel dememiş ki güya. En az 5 dakikadır. Yani, yani en az 5 dakika. Tabii en az 5 dakika. Oradan el işareti yapıyor. Hadi. 5 dakika bile, yani daha fazla bile olabilir. Olabilir hocam. Fazla, çünkü aciliyet yok. Nevzat, senin işin var. O da ağır koştura koştura mi, acil demiyor. Yani gel diyor, ses çıkarmıyor. Onların iddiasına göre ses çıkarmamış dedi ya o Nevzat. Evet. Hadi çıktı, geldi evin içerisine. 27 olsun. 27. 15-27. 15-27'de geldi.
15-27'de evin içinde olduğunu söylüyor. 15-27'de geldi. Salim işte geldi, işte o an anlatıyor. Bak diyor, gel bu odaya diyor. Bana işte şeyi gösteriyor. Bu bir telaşlanıyor, kekelemeye başlıyor, heyecanlanıyor, korkuyor. O sırada o diyor, sen bu da artık gördün, suç ortağısın. Bizi gördü Yüksel'le diyor. Şöyle yapacaksın, sen de böyle. O sırada hiç çocuklar oralardan çıkmıyor. Bu adam giriyor içeri, çıkıyor. İçeride çoluk çocuk. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın falan diyor. Bu korkuyor, ediyor. Toplam bu adamın korkması, cesedi görmesi, gidip battaniye aramaları, battaniyeye sarmaları, evden bilmem ne çıkması 7 dakika, 8 dakika. Yani 8 dakika içinde Nevzat'a içeride her şey anlatılıyor. Çünkü kalan 8 dakika minimumdan hesaplarsak her şey anlatılıyor. Battaniye bulunuyor, hiçbir şey görülmüyor, kimse Nevzat'ı görmüyor. Ve 8 dakika içinde o evin içinden çıkıyor. Evet. Ve battaniye başka bir yerden geliyor. Ve battaniye başka bir yerden geliyor. Yani orada bütün yatakların üzeri şey. Bu arada ifadenin hiçbir detayında o odanın içinde yatakların olduğu yok. O oda boş oda olarak geçiyor. Bu oda boş oda değil bu arada. Evet Baran. Baran bir şey şimdi söyleyecek. Abla ben sizin şeyinize ben başka bir şey söyleyecektim. Evet. Yani şu an kaldığımız odada ve diğer odalarda çoğunda şebeke bile çekmiyor. Evet. Bunu da söyleyeyim. Şebeke yani çekmiyor. Sen, ve sen bunu... minimum biz her şeyi minimum hesaplıyoruz. Sırf kimse bizi yanlış minimum hesaplıyoruz. Ama şöyle bir şey düşünün. Yani bir çocuk öldürülmesi gerçekten bu 10 dakika falan süremez. Yani iki kapı açıp içeri girmesi bile 1 dakikadan fazla sürer. İçeri girip öldürülmesi dediklerine göre öldürülmesi ve biz bunu ne yapacağız deyip insan bir düşünür. Panik hali. Evet. Sonuçta biz... bir cinayet işlediğin zaman ben bunu ne bunu düşünmen lazım. Çıkıyor nedense tesadüflere bak onlar tabii diyor ki böyle ama böyle değil. Sözde dediklerine göre amcam tepe görüyor Nevzat'ı görüyor. Nevzat gel diyor seninle bir işim var. Nevzat geliyor hala gel seninle Arif'in evine kadar gideceğiz. Bunlar konuşa konuşa evin içine giriyorlar. Ya sanki böyle... Ev burada değil de çok uzak bir yerde, etrafta kimse yok gibi. Şey, kimse yani, görmeyecek gibi. Hayır, İçeri şey... giriyor, kardeşinin beyanına göre 2-3 dakika şoka da girmiş. Evet, 2-3 dakika şoka girdiğini tehdit söylüyor. Tehdit edilmiş, çocuğunu öldüreceğim. Tabii. Ya biz çok yani kardeşinin beyanı, verdik. Ben üstüne bir şey eklemiyorum. Yani bir de şunu da hiç hesaba katmadık, söyleyelim. Şimdi Salim, Nevzat'ın iddiasına göre öldürüyor ya çocuğu. Şimdi orada bir plan yaparken hiç düşünme şeyi koyma. Hemen aklına Nevzat geliyor bizim şeyimize göre. Tabii. Bir de çocuk bir şeye şahit oldu ya. Amca yakalamaya çalışırken bağırır ya. Birileri de duyar ya. Yan tarafta da çocuklar uyuyor ya klimalı odada şimdi gördük. Yani kızın en ufak yani velev ki evin içerisinde bu eylem gerçekleşti. Kızın en ufak bir sesinin çıkmama ihtimali de evet. Hayatın olarak şahit. Bu arada 7 yaşındaki oluyor. Çocuk uyumuyor ama. Uyumuyor. Biri o uyumuyor. O hep telefonla oynuyor. Hiçbir o sesin, hiç uyumuyor. Hiçbir sesin çıkmamış olması. Eve giren çıkan kapı açılma kapanma seslerinin evet. Hiç kimse tarafından duyulmamış olması da hayatın olağanak şuna aykırı. Bir de bakın şunu da unutmamak lazım. Narin'in avuç içinde saç telleri var. Bu demek oluyor ki Narin aslında ona saldıran... Ya da işte öldürmeye çalışan kişiyle bir boğuşmuş bu çocuk. Yani bu çocuk hiç kendini korumamış, böyle öldürmüş değil. Bu çocuk boğuşmuş. Neyse zaten bence o avucundaki saç telleri mutlaka bulunmalıydı ama DNA'sı çıkmadı deniyor. Ama o saç tellerinin DNA'sı. Yani bu çocuk boğuşmuş. Bu çocuk çok küçük bir çocuk değil. 8-9 yaşına ve çok zeki bir kız. Yani bu çocuk ona saldıran, öldürmek isteyen kişiye bir ittirir, kalktırır, bir şey yapar. Yapmış zaten. Elinde saçlar var. Üstünde kıllar var. Yani orada bir dövüş var. Bir kargaşa var. Bir kargaşa var. Kargaşa var. Yani bir orada bir şeyler olmuş yani. Şimdi tabii birçok madde birden düşünüyoruz. Şunu düşünüyor olmak lazım. Şimdi hep dediğimiz gibi birden fazla seçenek. Nevzat zaten en baştan beri neden ifadeleri devamlı değiştiriyor? Korkmuş desek hep zaten Salim'i söyledin. Salim'den korkmadığın belli. Çünkü Salim'den korksan ilk ifadenden de Salim'in arabasında aldım demektir. Yani Nevzat bir şeyleri yalan söylüyor. Bu o öldürmüştür anlamına gelmez. Ama neden
ifadesinde kamera kayıtları dışındaki şeyleri devamlı değiştiriyor. İki, ya belki bu da olabilir. Şimdi belki onunla ilgili bir şeyler şahit olundu. Ya da belki gerçekten Salim'le ilgili bir şeyler şahit olundu. Ama burada saklanan bir şey var. Nevzat da saklıyor. Şimdi ben hiç, birçok insan öyle görüyor ama ben hiç Nevzat'ı mağdur olarak görmüyorum. Siz hani neredeyse acıyacaksınız Nevzat'a. Ben hiç acımıyorum. Neden? Acımamamın sebebi, hiç kimseye bir ceset taşıttıramazsın. Bu kadar rahatlıkla gömdürüp sonrasında peynirini, çayını yedirtemezsin. Bravo. Olmaz. Psikolojik olarak ben baktığımda hiç acımıyorum. Yapamazsın. Bu adam rahatlığıyla çayını, peynirini yiyor ya. Bir kork, bir tedirgin ol, bir üzülsene be adam. Niye hiç üzülmedin iştahında açık? Hala çay peşindesin. Olmaz. Bu yani hani insanı psikolojik açıdan değerlendirmek lazım. Yani bu kadar rahat olamazsın. Olmazsın. Zorla sana bir şey yaptırılırsa. Oradaki durum benim şüpheye düşüren bu. Kesinlikle haklısınız. Katılıyorum. Korkan adam tavrı ne olur biliyor musunuz? Öyle bir minik bir cansız bedeni evin ortasında veyahut da odada gören adam kaçar ya. Korkar, kaçar oradan, kaçar ya. Kaçar uzaktan. Yani hem öyle bir sahneyi görmeye maruz kalmaktan kaçar, hem de bir suç üstüne kalır diye kaçar. Bir de bu kadar aranma döneminde tutamaz kendini, söylersin, vicdan yaparsın bir kere. Tabii. İnsanlarla oturup koştur koştur arayamazsın. Katiller arar. Katiller o bölgeden ayrılmaz. Bir insana zorla bir şey yaptırdıysanız orada öyle hiçbir şey söylemeden, insanları kandırarak arama çalışmalarına katılamazsın. Olmaz, yapamaz ya. Yani insanın psikolojisinden biraz anlıyoruz. Ben o öldürdü diye mi? Böyle bir şey diyemem ben. Ama orada bir yalan olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylüyorum. Yani ifadede bir yalan olabilir. Başlangıçta başkasıyla birliktedir. Gerçekten ikisi birlikte yapmıştır. Birini saklıyordur. Bilmiyorum ben. Ama orada bir yalan olduğuna eminim. Aha. Kesinlikle. Yani şimdi bas kayıtları dördünün aynı evde olduğuna ilişkin bir analiz yapıyor bize. Bir değerlendirmedir. Bakın kesin delil değildir. Biraz önce Baran dedi ki abla dedi bak burada çekmiyor telefon. Bakın odaya girdik çekmedi telefon. Bu geçen hafta bizim programımıza katılan bir profesör hocamız vardı. Baz'la ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Bunu söylerken dedi ki telefonun o baz istasyonuna yakınlığıyla alakalı dedi. İşte sinyal gücü ve kalitesiyle alakalı dedi. Şimdi sinyal gücü kuvvetliyse yerin tespiti daha kolaydır ve nokta atışı bazı yerler yapabilirsiniz. Ama çekmediği takdirde geniş bir alanı kapsayacak şekilde bir baz değerlendirmesi yapılabilir. Şimdi 2-3 odaya girdik geri çıktık. Bak biz yayın yapamıyoruz. Ne üzerinde yapıyoruz? Biz de internet çekmiyor 4G çünkü üzerinden yapıyoruz değil mi? Yani biz de 4.5G üzerinden. Yani netice itibariyle çekmiyorsa bu nokta atışının hatalı olma ihtimali var mıdır? Vardır. Varsa diğer delillerle de biz başka bir bakış açısıyla değerlendirme yapıp sağa sola bakmamız gerekmez mi? Gerekir. Yanlış bir şey var bunda? Yok. Yok yani bakmakla bakmazsak sığ düşünceli kandırız. Her zaman televizyon dizilerdeki cinayet dizileri gibi düşün. Hep başlangıçta katili başka sanırsın, sonunda başka çıkar. Bilmiyorsun çünkü öbür detaylara da bakman lazım ki görüyor olman lazım. Kim çıkar belli olmaz ama benim için çok kolaylık olurdu. Çünkü herkes buna inanırken aa evet işte Enes yaptı, o yaptı. Ben de onun tarafından bir sürü şey savunurdum. Ben başka insanların benim farklı görüşte görmesine rağmen başka fikirleri de dinlemek istiyorum. Başka insanları da dinlemek istiyorum. Başka kafamda senaryo da üretmek istiyorum. Tek taraflı bakış açısı insanı sığlaştırır. O yüzden her taraftan bakmak lazım. Sonuç aynı da çıkabilir. Herkesin düşündüğü gibi işte amca işin içindedir, o işin içindedir, işte Enes işin içindedir. Sonuç bu da çıksa ben herkesi dinlemiş olmak istiyorum. Şimdi yerde Narin yatmış olsa Okan, Narin yerde uzatılmış olsa onun boyuna göre ayakları dışarıda mı kalıyor, o kapı kapanıyor mu, yerin uzunluğuna baktığınızda ne kadar bir gösterebilir misin? Burası uzun. Burası geniş ve uzun bir alan. Burada şimdi Nevzat'ın ifadesine göre Nazlı'nın nerede yerde yattığı belirsiz. Burada yatmış olsaydı şayet zaten ufak bir kız olduğu için bu kapı kolaylıkla açılıp kapanabilir durumda. Evet. Bak kapıları, kapıyı bir kapatsana. Bak kapıların altı sünger yok. Yani ses çok çıkar. Ve kapılar zaten kapanmıyor. Yani ses bir şey olsa şimdi bu ses çıkar. Nevzat'ın ifadesine zaten o kapı kapalı değildi. Açıkmış, açık. Evet, evet.
Şimdi o kapıyı da açık bir şekilde nasıl... Evet, bir tek bu kapının açık olduğunu iddia ediyor. Evet, bir tek bu kapı açık. Bu kapının içerisinde de, yani bu odanın içerisinde de çocuk var. Peki bu odayı nasıl açık bırakıyorsun sen, çocuğun cesedi varken içeride diğer çocuklar görür diye? Hiçbir tedirginlik de yok. Ve karşı odada da Eren'in, evet, elinde, Eren'in elinde telefon var. Evet. Öbür tarafta Enes uyuyor, kapı açık. Hemen yan odada. Yani bu duvarın arkası... Ne? Ömer arkadaşım da gösteriyor. Ne odası orası? Yani çocukların o gün kaldığı oda oradaydı Esra Hanım. Ha, yan yana o mı gün, bu odalar? Öğle saatlerinde Enes, Muhammed ve Eren Yüksel Güran'la birlikte Güran ailesinin iddiasına göre yan odadaydı. Bir dakika, bir yan, çıkıp yan odaya gider misin? Yani aslında oturdukları hemen yanı mı? Çocukların olduğu hemen oda. Hemen. Evet arada Esra Hanım. Yok. Burası. Yan yana odalar bir de. Yani Baran bize o gün kardeşlerinin... Oda yan yana abi. Bir, abla bakın şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bakın şimdi bak, bu kapıların altı boş. Bak bir ayak bile sığıyor. Yani ses çıkması çok yüksek. Bakın burada ağam bile giriyor. Sesin duyulma Hayır, ihtimali çok burada yüksek. Burada sesler zaten hani ses duyulur. Kapı bir de yan yana odalarda. Evet. Aralarında bir metre bile yok. Yani tabii ki duyulur, duyulmaz mı? Mikrofonu Baran'a versene Okan. Sesi az geliyor. Yani yan yana da, evet, yan yana odalarda şey iddiasına göre burada diğer çocuklar var. Yüksel de burada. O Yüksel çocuklar varken çıkıyor orada, bir de bir birliktelik gördüğünü söylediği için. Oradan çıkıyor, görüyor. Bir de diğer odada kapısı açık şekilde Nari'nin cesedi var. Nevzat'ın ifadesinden bahsediyorum Baran. Akla mantığa. Akla mantığa sığmıyor abla. Vallahi billahi akla mantığa sığmıyor ama o kadar ki yalan haberlerden sonra insanların kafasına bu oluşuyor maalesef. Ben aslında şeyi de düşünüyorum, yani jandarma ya bu olay... jandarma muhakkak gelip Nevzat'a, yani o evin içinde bir yani göstertmeliydi. Keşif yaptırmalıydı. Çünkü evin içinde almış ya cesedi. Yok, göstermem. Keşif gömdüğü, yok abla. Gömdüğü yeri gösteriyor ama neden aldığı götürdüğü yeri göstermiyor? Yani bence bunu hani mutlaka savcılık da hani ya tekrardan bir keşif yaptırılmalı. Bu iddianamenin ana omurgası bas kayıtları. Yani dört kişinin aynı evde olduğuna ilişkin bir değerlendirme ve bu kesin bir delil olarak kabul edildi. Cinayeti kimin işlediğini bilmiyoruz. Nedenini de hala bilmiyoruz. İddianameden konuşuyorum. Şimdi dört kişinin aynı evde olduğuna inanıp da bir iddianame hazırlandıysa dört kişiyle alakalı o evde bir keşif yaptırın. Evet. İddianame hazırlanmadan önce. Bu arada ikinci kapıyı gördük, içeriği gördük. Yani tabii olay yeri incelemesi muhakkak girdiler, baktılar evin içerisine ama ilk 15 gün zaten, ilk 10 gün kayıp olarak arandığı için evde 20-30 kişi vardı. Yani orada bir anlatsaydı ya, bizim şu an Okan'la Baran'ın yaptığı gibi. Şuradan girdim, kapı açıktı, kapı kapalıydı. Nereden seslendi, nereden geldi? Bir de diyor ki bunlar... hiçbir odadan ses gelmiyor. Oysa bir çocuk ayakta biliyorsunuz. O çocuk ayakta, Nevzat da hiçbir çocuğun sesini duymuyor. Duymamış, fısıltı dahi duymamış. Duymadım hiçbir şey diyor. Duymamış. Yok. Oysa çocuk ayakta, öbürü odaya rahatça geçiyor. Kapı açık, Nari'nin cesedi yerde. Öbürü anne nerede belli değil, onu da görmüyor. Görmedim diyor ona. Onu da görmedim Nevzat'ın diyor. Üzerin... O sırada da elti devamlı geliyor gidiyor. Ya girse oradan elti. Kapı açık sonuna kadar. İşte bütün kapı da açık, dış kapı. Yani bir mantıksızlık var. Ya buradaki ifade, yani bu evin içinde bir şey olmadı, başka yerde oldu, bu Nevzat devamlı değiştirtiyor. Ya da bu evin içinde anlatılan şeye göre mesela mutlaka yatakları söylemesi lazım. Neden o odaya boş oda diyor? Boş oda değil ki orası. Yatak veya odası. Yataklar tarif ettirilmeydi. Odada ne vardı? Yatakların belki şekli. De, yani odada ne vardı diye bir soru sorulsaydı belki de odayı tarif edemeyeceği için abla, orada bir hataya düşmüş olacak. Karıştıracaktı belki de ifadesini. Eğer yalan söylemiş olsaydı. Evet. Efendim Baran. Söylesin. Ya lafınızı kesiyorum. Bakın bu adam 19 gün boyunca dışarıda kaldı. Ve dışarıda kaldığı zamanda bile çok çirkin gazeteciler bu paylaşımları zaten yapıyordu. Şey, bazıları. İlişki, ve bu dedikodular zaten hep dönüyordu. İddia bu edilen adam, ilişkiden bahsediyorsun. Evet, bu adam o ara dışarıdaydı ve
Yani ben ilk gün diyorum bu olayın buraya gelmenin en çok payı gerçekten yalan haberlerdi. Yani sen diyorsun ki Nevzat o haberleri duydu, o yüzden ilişki demeye başladı, öyle mi? Tabii ki de. Yani 19 gün boyunca dışarıda kalıyorsun. Sosyal medyada kullanıyor kendisi. Ya bakıyorsun biri şöyle diyor, insanlar buna inanıyor. O da ha bile keyfine göre ifade değişiyor ve bu adam kale alınıyor. Peki Baran, sana şunu soracağım. Hep aklıma takılan, yani şimdi bizim hani akıl mantığı da, şimdi Salim'le Nevzat yani yakınlar ya, neden böyle bir iftira atsın Salim'e Nevzat? Şimdi bunu da çok anlamlar mesela, bunu da çok işte oturtamıyorum. Bazı şeyler eksik bilindiği için, eksik bilindiği için insanların kafasına soru işareti bırakıyor. Aslında Nevzat'la amcamın arası F-Sıva yazından zaten bozulmuştu. Ona demişler yani, bunu kendi ailesine söyledi. Yani defol git. Konuşmuyordu da. İşte evet. Sıkıntı burada. Bunlar millet eksik bildiği için her şeyi diyorlar. Ya bu evet. Ama hep ifadelerde Salim'le Nevzat'ın çok yakındılar. Yani ifadelerde de hep aralarının iyi olduğu konuşuluyor. F Sıva, yani Sıva'yı anlaşmadıklarından önce gerçekten, şimdi bakın Salim'le tek değil, bak bu Salim muhtar, köyle herkesle ilişkisidir. Çünkü muhtarın işi bu. Yani sadece Nevzat muhtarla tek samimi değildi, köyde çoğu insanla samimiydi, sadece kahvede. Çünkü buraya Çarıkbözü'nde bir kahve var, bütün köylü oraya gider. Şimdi orası... Ve yıllardır aynı köyde yaşıyorsun, ister istemez samimiyetin vardır. Benim de samimiyetim vardı çünkü benim köyümde oturuyor. Orası... Orası 50 hanelik bir yani köy. Git, yani git gel her zaman, her düğünde, yani, her yasta, her 50 her zaman birini evet görürsün. Küçük bir köy. Yani evet. 50 hanelik. Merkeze şimdi çok yakın küçük bir köy. Bize bir telefon gel. Telefonlar geliyor. Bir de 20 hanelik değil evet abi. Daha da bunu tutturan var. 50 bazı şey, insanlar 20 hanelik değil bu köy. 50 evet hanelik dedim Baran. Bir telefonlarımız var. Hep diyorlar ki, şimdi izleyicilerimizin sordukları da çok önemli bizim için. Diyorlar ki o dış kapılar neden kırık? Onlar acaba cinayet sırasında mı kırıldı? O bir de odanın kapısı niye kırık? Bak abla. Bir gösterir kapı, misin kapıları? Gel ben sana göstereyim şimdi. Heh. Ben onu söyleyeceklerini de biliyordum. Bakın. Gel abi. Çekmez çok. Bak bu olay, bak bu kapı boyandığı zaman bak kırık. Niye kırık biliyor musun? Bak kapının iç tarafı da beyaz. Normalde burada bir şey olması lazımdı. Burası nasıl beyaz oluyor? Bak buradan sarı rengi, bak şöyle çıkarayım da hatta bir parça. Bakın kırık olduğu için direkt ben üstten boyandı. Bak buralar da beyaz. Yani hep ve bu kırıktı. Kapı bir sene önce boyandı. Bir ne zamandan beri kırık o kapının şeyi, kolu? Çok abla, ben o zaman hatta ben kırdım. Ben lise zamanında kırmıştım bu kapıyı. Ha, sen mi kırdın? Evet bak abla, ben sana şimdi mantıklı bir şey söyleyeceğim. Normalde bu kapının kırık olmadığı zaman burada bir şey olur değil mi? Evet, yani tutacak yeri olur, kapı kolu olur. Bunu boyadığın zaman bunun iç tarafı boyanmaz. Ama kırık halde boyadığımız için ve iki sene önce, bakın iç taraflar da boyanmış, bakın. Yani sen çok önceden kırıktı. Yani o zaman o kapı kapanmıyor, bu kapı. Çok eskiden. Bu kapı kapanmıyor. Kapanmıyor abla bu kapı. Yani çocukların odası kapanmıyor. Hayır yani bizim doğuda yaşayanlar bilir. Aa, buraya bir bez koyduğun zaman, kapattığın zaman da yine kapanıyor. Peki dış kapıdaki kırık, dış kapıyı mı söylüyorlar? Evet evet, çelik kapıda da bir kırıklık var. Çelik kapıda var. Da bir kırık var. Abla çelik kapı bak zaten eski bir kapı, kırık değil, bak şişme yapmış. Bunu kırdığın zaman, buna burada vurduğun zaman burayı kırman lazım ama bakın içten şişme yapmış, bakın. Okan, nasıl kırılmıyor? Okan kapıyı kapatır mısın? Dışarıdan çekince bir açılıyor ama mu? Bunun dıştan kırılması lazım. Kapıyı kapatır mısın? Çekince açılıyor mu? Kırık mı kapı? Çek. Hayır. Koluna basmadan çek. Şu an açılmıyor. Yani kapı kapanıyor. Yok, çekiyoruz değil mi? Zaten Esra Hanım. Ay, kolu da koptu. Zaten bu da kırık. Biraz şey. Tamam. Yani kapanıyor Esra Hanım, kapı değil zaten mi? Zaten köy yeri olduğu için şimdi diğer tarafları gösteremiyoruz. Diğer kapılarda da kırıklar, çatlaklar mevcut. Sadece giriş kapısı ve Nari'nin yattığı odanın kapısı değil yani. Sözü geçen odanın kapısı değil. Diğer odalarda da kırıklar, çatlaklar mevcut. Kapılarında da, duvarlarda da. Şimdi birkaç şey kafamdaki şeyleri söyleyeyim. Birincisi Nevzat'ın tarifine göre Nevzat evin içini biliyor biraz. Şimdi
Nevzat şeyler çocuklar da anlatmış olabilir ama bildiğini düşünebiliriz. Ama odanın boşluğuyla ilgili doğru ifade vermemiş. Odayı anlatırken boş oda değil, içerisinde 4 yatak olan oda olarak anlatmak doğru olurdu. Çünkü oda boş değil. Tabii. Yani soldaki odaya girdim, 4 tane yatak vardı, yerde yatıyordu. Salim de başındaydı. Boş bir oda demezsin. Boş bir oda değil. Hı-hı. Şimdi tabii çok iyi düşünüyor olmak lazım. Bizim izleyicilerimiz söyledik, belki bazen gerçekten bizim aklımıza gelmeyebilir. Sizin aklınıza gelir. Evi de görmüş oldunuz. Hani burada böyle yapardı, aslında şöyle olmuştur, kapı öyle açık kalmış. Yani siz de aklınıza gelenleri sorun ki. Çünkü biz şimdi burada canlı yayın heyecanlı ya, belki her soruda hocam aklımıza gelmeyebilir. Tabii, tabii. Her bakış açısı gelmeyebilir. Ama bugün şu görüntü, şu yani evin içerisindeki çekim benim için çok değerli. Kafamdaki resim vardı, o resmin oturmayan yerleri oturmaya başladı. Evet, görmüş şimdi. Olmak çok iyi. Onun değerli için, şu çekim. Evet, keşif yaptırmak da o yüzden çok önemli. Çünkü cinayet yeriyle ilgili keşif yapılmazsa, evet gömüldüğü yerle ilgili ya da bırakıldığı yerle ilgili keşif yapıldı ama cinayet yeriyle ilgili yapılmadığı için kafamızda böyle bazı bir soru işaretleri vardı. Bugün de birkaçını yani görmüş olduk. Baran, çok teşekkür ederiz bize evinizi açtığınız için de. Ömer. Rica ederim abla. Teşekkürler. Okan, teşekkür ederiz. Esra'nın biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Biz şimdi Narin'le ilgili tabii yayınlarımıza devam ediyoruz. Görmek istediğimiz şey, yaptığımız şeyler. Aslında ben Nevzat Bahtiyar'ın da avukatıyla konuşmak istedim. Kendisine ulaşamadık. Diğer tarafla da hep yani ulaşmak istiyorum. Onların iddianamesi, kendisi neye inanıyor. Şimdi bunlar da çok önemli şeyler. Avukatlarla konuşmak, çünkü avukat birebir sonuçta tanıyor kişiyi. İnandığı şeyler var, bunun için doğru diyor, yani bir şeyden dolayı inanmış o kişiye ve avukatlığını yapıyor. O yüzden avukatlarla konuşmak çok önemli. Biz hani söyleyelim, Nevzat Bahtiyar'ın da avukatına ulaşmaya çalışıyoruz. Eşi bağlanacağını söyledim, bağlanmadı bugün. Tekrardan ulaşmaya çalışacağız. Nevzat Narin'le ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Esra, adaşımsın, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim vallahi, şükür, iyi olmaya çalışıyorum. Kaç yaşındasın Esra? 20 yaşındayım. Daha yeni girdim. 20 yaşındasın. Daha genceciksin. Evlendin. Evlisin. Evet. Evliyim ama boşanmak istiyorum. Ne kadarlık evlisin Esra? 3 ay. Mayıs'ın 11'inde düğünüm. 3 aylık var. Evlisin daha. Evet. Kaynanan bozdu aramızı. Biraz sesini yükseltir misin? Kaynanan bozdu aramızı. Kaynanan bozdu aranızı. Evet. Nasıl bozdu? Ya sürekli abla, sana nasıl desem, evime geliyordu, hani yemek yapmamı söylüyordu. Hani ben sürekli de kendi eşimle vakit geçirmek istiyordum. Ya dışarı çıksak, şöyle söyleyeyim, dışarı çıkmak için izin alacakmışız. Tamam, sizin araba, amenna, ama biz çocuk değiliz. Hı hı. Biz izin alacakmışız gezerken. Ya onunla birlikte mi yaşadın kayınvalideyle? Altlı üstlü, Antalya Kustu'da. Kaç yaşında eşin? 25. 25. Nasıl tanıştınız eşinizle? Instagram'dan. Ha, sosyal medyadan, evet. Tanıştınız. Nasıl buluşmaya karar verdiniz? Ben hastanedeydim. Ameliyat olmuştum kıl dönmesinden. Ondan sonra acaba oraya geldi hastaneye. Dedim ki beni hastaneye götürür müsün? Eve gitmiştim. Hani taburcu etmişti doktor. Dedim beni hastaneye götürür müsün? Tamam, götüreyim de, pansuman her zaman yaptırmak zorundaydım. Ameliyatta olduğu için zorundaydım. Tamam, götüreyim dedi. Yanında kuzeni var. Alisan diye kuzeni. O da ona yapmaya çalışıyordu ilk başta. Ha, ilk seni kuzeniyle aranı yapmaya, aynen, çalıştı. Ama aynen, siz sosyal medyadan tanışıp, peki evet, sen nasıl samimi olduğunda hemen seni hastaneye götürsün istedim? Ya şimdi ne bileyim, fotoğrafına bakıyordum. Hani ben pek fazla erkeklerle şey değilimdir. Bir baktım hani boyu boyuma, huy huyuma. Beğendin. Evet, beğenmiştim. Sonra işte çağırdım, gel dedim. Ondan sonra oturduk falan filan, sohbet ettik. Dedi ki sen kuzenimle çık. Aa. Aynen. Ben de dedim ki, sonra ben onun numarasını aldım. İşte numarasıyla konuşmaya başladık. Ya sen olsan onun yerine daha iyi olmaz mı falan filan. O da dedi ki o benden daha iyi çalışıyor. Hani ben ara sıra çalışıyorum. Hani İşim gücüm yok dedi, ha, benim yani. O sana bakar dedi. Ben de istemiyorum onu. Hani zorla istenmez, olmaz yani. Dedim tamam dedi, bir tanışalım dedi. Sonra işte bayağı bir oldu. Sonra dedesinin yanına götürmek istedi beni. Dedi gelir misin dedi köye. Ben de dedim gelirim dedim. Annem izin vermemişti aslında ama annem hemen gidip geleceğimizi zannetmişti. Bu kaçıncı gün birlikte tanıştığınızı? Bir ay, yok bir ay değil. 4-5 hafta.
4 hafta sonra seni köye çağırdı. Aynen. Köye gittik. Köyde de dedenle tanıştıracağım dedi. Otururuz, konuşuruz, sohbet peki ederiz. Peki yani siz ciddi mi düşünmeye başladınız? Aynen, dedeyle ciddi falan tanıştırıyor. Evet, evet, ciddi. Hatta dedesi dedi ki sen benim gelinim ol inşallah dedi. Sen güzelsin dedi. Ama annesi bana hep esmer dedi. Çirkin dedi, beğenmedi. Annesi? Evet. Eşini? Evet. Dedi ben sarışınları daha çok seviyorum. Yani keşke sen olmasaydın gelinim gibi şeyler söyledi yani. Hakaret. İlk günde yani ilk tanıdığında sen aynen çok esmersin dedi. Bizim eve geldiler. Abla. Sonra dediler ki telefonu engellemişler benim eşim. Dedi ki istemiyorum seni artık. Hani istemeye geldiler yani. Tanıştılar, istemeye geldiler. Babam da dedi ki bir kez de verilmez dedi. Hı-hı. Doğru konuşmuş yani. Evet. Babam. Şeyde kaldık, dur orası dağılmasın. Sen dedeye gittin, sonra ne oldu? Dedeye gittim, sonra tecavüz olay. Aa. Kim tecavüz etti? Eşim. Bu konuyu da kapatmam için bana dedi ki. Bir dakika. Senin yani sana istismar etti dedenin evinde. Evet. Sen dede ne yaptı o sırada? Ya dedesi hiç umursamazmış gibi hani kapıyı kapattılar yani. Dede duydu, bağırmadın mı sen? Ya bağırdım da yani diyor artık yani geçti. Ondan sonra dedi ki bana abla. Nasıl geçti ya? Bana dede dedi, demiyor mu ne oluyor burada? Demiyor. Dede hiç umursamıyor. Siz o evde kaldınız mı? Kaldık. Sen tek yattığın odaya gittin. Aynen. O odaya mı geldi gece? Aynen. Sen ne dedin ona? Olmaz dedim. Hayır olmaz dedim yani. O ne diyor? O da bir şey olmaz dedi. E sonra? Sonra işte bu olaylar yaşandı. Sonra hayır işte... sen ben şeyi anlamadım. Şimdi aile yan odada ya evet, dedi. Evet. Sen mutlaka bağırdın. Sonuçta istemediğin bir şey yapılıyor evet sana. Dede çıkmadı mı? Çıkmadı, umursamadı. Dede olmuş bitmiş gitmiş işte evlenirsiniz. Aa, bir dakika dedeyi anlattın sen. Evet. Ne dede, diyor olmuş bitmiş. Dede aynen dede ya, olmuş bu nasıl bitmiş. Nasıl dede ya? Ay böyle dedi sen ağlıyorsundur ben eminim. Ağlıyorum her gün ağlıyorum. Gencecik ben. Benim 20 yaşında. Psikolojim bile bozuldu artık. Yani ben bundan bir an önce kurtulmak istiyorum yani. Bana tazminat davası açmış. Ben daha 20 yaşındayım. 600 bin lirayı ben nasıl ödeyeyim? Ya, bir dakika işte dur daha oraya bir gelmeden. Şimdi sen o gün böyle bir şey yaşadın. Travmatik olay. Dede de sesi duymuş. Sabah sana sordu. Sen de benle zorla birlikte oldu dedi. Aynen. Dede de bir şey olmaz. Evlenirsiniz. Dedi. Evet. E peki sen eşinin adı ne? Murat. Murat'a ne dedin? Nasıl yani? Ya Murat'a sen ne yaptın bana gece? Ne yaptın dedim. Ondan sonra bana dedi ki evleniriz dedi o da. Olur biter dedi. Biz daha nişanlamadan önce yaşadık bu olayı. Peki sonra, sen kabul ettin mi? Seviyor muydun adamı yani? Seviyordum. Sevgi vardı bu işin içinde. Sevmeseydim gitmezdim. Dedi ki annesi niye gittiniz köye? Niye sen gittin diyor. Ben de değil ki tek suç. Oğlunda da var. Sen annesine söyledin mi? Söyledim. Beni istismar etti dedi. Evet. Annen ne diyor? Annesi diyor ki annene babana hiçbir şey. Babası dedi ki hiçbir şey söyleme annene babana. Ben bunu 2 ay boyunca ailemden sakladım. Sakladım dedi ki beni şikayet etme. Hatta babası dedi ki oğlum şikayet etme. Kulun kurbanın olayım dedi. Oğlum hapse girer dedi. Sen daha 19 yaşındasın dedi bana. Sen 19 bir dakika ben şeyde tanıştım. Sen bu adamı seviyor muydun? Seviyordum. Ama birlikte olmak istemiyordun. Evet. Olay bu. Zorla evet birlikte olduğu için şikayetçi olmayı düşündün. Evet düşündüm. Ama ailesi seni durdurdu. Durdurdu beni. Şikayetçi olma oğlumuzdan senin düğününü yapalım, nişanlığı yapalım dediler. Sonra istemeye geldiler. Hani annesi istemiyor ya beni. Hı-hı. Bu durum olunca annesi de istemek zorunda kaldı. Geldiler istediler. Sonra işte bu olayı demediler. Bu olay daha peki hala siz daha... Peki şimdi seni istemeye geliyor. O sırada siz Murat'la ne konuşuyorsunuz? Yani aranız ne konuşuyoruz? İyi mi? Mesela iyiydi. İyiydi. Dedi işte gülüm evleneceğiz. Düğünümüz olacak işte. İleride bir kızımız olursa hani aynı sana benzesin falan filan derdi. Hani hep hayal kuruyorduk. Peki seni istismar etmeyle ilgili konu açılıyor muydu? Açılmıyordu. Bir daha böyle bir şey yapmaya çalıştı mı? Yapmadı. Hı-hı. Sonra işte dedi ki nişan takıldığı gün. Bak bunu dedi düğüne kadar hiçbir kimseye anlatma. Ondan sonra... Abla benim annem babam gel kız istemekle abime Afyon'a. Ondan sonracıma sabah geldi annem beni sabah Murat aradı dedi ki biz
ayrılalım dedi. Kavga ettik, ayrılalım. Nişanlıyken. Aynen. Nasıl ayrılalım Murat biz senden dedim. Ben anneme babama nasıl diyeceğim bunu? Yüzlerine yedirdim dedim. Ben korkuyorum. Benim abim çok sinirli bir insandır. Hı-hı. Hani namus sonuçta bu. Dedi ki bana. Yani istismarı nasıl anlatırım diye eskisine sordum. Eskisine döndürelim dedi seni dedi. Eskisine nasıl döndürecekmiş? Abla anlarsın. Yani. Ha, kızlık sarı şeyi aynen. Yapalım diyor. Evet. Yani eski sana dedi daha ileri bakar. Daha iyi kişiler şey yapar. Be. Aynen ya. Daha iyi kişiler bakar dedi. Ama sen bunu yapmışsın. Sonra işte babası benim babamı o dedesi benim babamı aramışlar. Demişler ki hiç utanmadan. Kızınla böyle bir şey yaşamışlar. Ha, dedesi söylüyor ailene. Ve ben o gün benim ehliyet sınavım vardı. Ben o gün silah aldım gittim kendimi intihar ediyordum. Ay Allah korusun ya. Peki ailen ne dedi sana? Aa, babam aradı yapma kızım. Gel buraya dönmeyeceğim seni dedi. Bir şey yapmayacağım sana dedi. Ben babamdan çok korkuyordum. Babam korktum. Korktum çünkü aynı. Hani babam bunu desem yani. Babam yani evlatlıktan siler artık yani. Bunu yaşayamadım diyemedim. Hep içimde sakladım ben bunu. Annemden, babamdan, abimden. Ve bunları hep ailesi, babası, herkes biliyordu. Ya ben demediysem ben de çocukluk haklıyım. Daha ben çocuğum yani. Deselerdi bak böyle bir şey yaşamışlar. Demediler. Onlar niye sakladılar? Onlarda da suç var. Peki bu dede istismarı mı anlatmış, birliktelik mi oldu diye? Birliktelik olmuş diye anlatmış. Zorlu olduğunu söylemiyor ailesi. Söylemiyor. Sen de söyledin mi? Söyledim. Ben defalarca öne getirdim. Hani sevdim hani çok sevdim. Hala da resimleri var. Hani atmadım, yakamadım. Bir insan yak diyor ona ama hani yakamıyorum, kıyamıyorum. Çünkü çok zamanımız geçti. Peki aileye istismarı anlattın. Evet. Ailen ne tepki gösterdi? Ailem, abim geldi. Nasıl yaptın kızım sen bunu dedi. Nasıl yani bu insana nasıl güvendin? Nasıl köyüne gittin? Sen evli değilsin, nişanlı değilsin dedi. İsteme olmuş ama bunlar seni istememişler. Sen nasıl istettirdin kendine dedi. Yani ben kız olsam dedi, kadın olsam dedi. Ben bu adamla evlenmem dedi. Hı hı. Dünyada tek erkek kalsa buna gönlümü vermezdim dedi. Aslında çok doğru söylemiş abim. Evet. Peki yani abin... Ve ailen şunu yapmadı sana. İstismara uğradın, evlenmek zorundasın. Evet. Böyle demediler. Demediler. Bak ne güzel. O gün, bu doğru. O gün peki niye işte, şikayetçi olmadın Esra? O gün ben intihara kalkıştığım gün ben bayıldım. Ben geldim, o beni kandırdı. Dedi ki Esra hani beni öldürmeyeyim de kendimi. Beni kandırdı, ben kıyamadım. Dedi ki ben kaza yaptım Esra. Ben kaza yapan insan nasıl telefonla konuşur? Ben onu bile aklımda artık kurguladım. Korktum dedim ki benim yüzümden Allah'ın bir şey olmasın. Allah'ın benim canımı alsın dedim. Yani artık o dereceye getirdiler beni. O korktu beni. Tabii senin kendine bir aynen. Şey yapmandan. Sonra da. Bizim mahalleye gittim. Sizin mahalledeki hastaneye gidiyoruz dedi. Üniversite hastanesine tıpa. Dedi ki Esra de çabuk gel dedi. Ayağım kırık dedi. Ayağı kırık olan insan acı çeker orada. Gittin mi? Gittim. Ondan sonra beni orada tuttular. Ben sinir krize geçirdim. Babam geldi. Annem tuttu beni. Kızım sakin ol. Nefes alıp ver yani. Herkes orada yardımcı oldu bana. Ondan sonra ben bayıldım. Gittim. Hastanede bana serum takmışlar. Ben burada diyorum ki git. Beni istemiyorsun ya artık. Hani istemediği için. Git diyorum artık. Seni istemiyorum ben. Sonra diyor ki biz evleneceğiz. Ya nasıl yapıyorsun bunu? Yani iğreniyorum artık senden dedim. Dedim yani doğruydu dedim yani. Hı hı. Sonra gitmedim. Abim artık kızdı. Dedi ki bu kızla evleneceksin dedi. Tamam ben evleneyim bununla dedi. Nikah günü aldılar. Bizim orada bir muhtar var eski. Mahalle muhtarı dedi ki hemen gün alıyorum dedi. Ertesi gün sabah geldi tekrar Antalya'ya gitti. Dedi ki nikah tarihi almaya gidiyoruz. Ondan sonra gittik. Peki o sırada şimdi önce bir istemedi ama sanki... Biraz da mecbur kaldı gibi oldu ya. Mecbur kaldı aynen. Evet sana yani nasıl davranıyordu şimdi sonuçta? İyi davranıyordu. İyi davranıyordu. Evlendikten sonra çok değişti. Annesinin yanından hiç ayrılmadı. Hı hı. Nasıl davranıyordu evlilikte ya, sana? Evlilikte şöyle davranıyordu. Biz mecburuz annemle alt üstte oturmaya. Annemiz kirayı ödüyor falan filan. Yani dedim ki başka bir yere taşınalım söz benle çalışacağım beraber hallederiz bu işin üstesinden gelirim dedim. Ben de çalışırım.
Ben gerçekten çalışmayı çok seven bir insanım. Hı hı. Ama beni bir kere dinlemedi. Hani dedim evliliğimiz yürüsün, bozulmasın. Peki nerede bozuldu? Bu fotoğraf yüzünden diye bir şey var. Ne oldu? Şey şimdi geçen hafta bayağı oldu. 3-4 hafta. Benim arkadaşım normal ortaokul arkadaşım bu. Biz bununla video çektik. Hani kol kala şeydi erkek yani. Erkek bu. Aynen erkek. Bir erkekle video. Birlikteyken mi eşinle? Evet. Ama o ayrılmak istiyor. Artık nefret ediyorum. Niye ayrılmak istiyor senden? Ya sevgim bitti. 3 ayda sevgi bitemez. Bir de sana galiba bazı hakaretlerde bulunuyormuş. Aynen. Çirkinsin, seni istemiyorum. İstemiyorum dedi. Sonra işte ben onunla fotoğraf çekindim, şey yaptım. Hani paylaşmış, ben artık geçti. TikTok'ta paylaşmış. Kıskandırmak için mi yaptın yoksa? Kıskandırmak için. Esra, evet. Doğruyu İnsan söyledin. Yapar. Evet, şimdi kıskandırmak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii adam seni kötü hissettiriyor. Devamlı çirkinsin, böylesin, hakaret edince sen de bir kıskandırmak evet, istedin. Evet, kıskandırmak istedim. Hani görünce duyguları ne olacak dedim. Ondan sonra ama beni... Ama arkadaşın senin. Evet, arkadaşım. Bir şey yok aranızda. Yok, aramızda bir şey yok. Sonra işte beni aradı avukatı, yok... Evet, meşaz yazdı, dedi ki bak dedi işi eğer şey yaparsan dedi beni tehdit gibi bir şey ettiler yani. Neden dolayı tehdit ediyor? Şey, dedi işi yokuşa sürersen o fotoğrafları da katar Murat dedi. Mahkemede ha, dedi. O fotoğraf dedi yani, peki eşin o fotoğrafları videoları görünce ne dedi sana? Ya şöyle engellemiş beni, ben yazmak istedim hani arkadaşım demek istedim. Hani aramızda ilişki bile yok yani. O sırada aynı evde değil miydiniz siz? Hayır değildim. Ayrıydınız. Ben 5 aydır ayrıyım ondan yani. Ayrıyken çektin sen onları. Ayrıyken çektim. Nasıl şeyler, onların var mı görüntüsü bizde? Var. Bir görsek hani nasıl videoymuş. İddialar doğruysa Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Evet. Bahaneyi yakaladı. Ondan sonra da hadi boşanalım diye. Arkadaşınla çektiğin videolar bu. Evet. Ben bununla bayağı oluyor 4-5 hafta önce. 4-5 hafta önce kaç evlilik, kaç aylık evliyken? 3 aylık evliyim. 3 aylık Mayıs'ın 11'inde ne zaman oldu. Evlendin sen? Mayıs'ın 11'inde düğünüm oldu. 12'sinde de düğün salonunda yaptılar düğünü. Ama bunlar istemediler beni. İstemeyerek. Yani bu konu kapansın. Dedi ki bunun kardeşi var Tevfik diye. Şey dedi, sen boşansan dedi ileride dedi ya da 4-5 ay sonra dedi aranız bozuk olursa. Bak bunu biliyordu gerçekten, bunları planlı yapmışlar. Dedi ki sen tazminat ister misin dedi. Bana bunu dedi ya. Bir yani insanın onlar kardeşim, bir evleneyim boşanayım diye evet, söyledi. Bunun insan kardeşi nasıl diyor? Bunu kalbine nasıl sığdırıyor? Peki sen Esra, şimdi ilişkinin içinde evlilikte insan hisseder. Böyle hiç sana bir sıcaklığı yok muydu? Yoktu. Biz, ben sana doğru söylesem abla, yani aynı yatakta bile bir gün yattık başka gün yatmadık. Hep ayrı yatıyordu. Ayrı yatıyordun. Soruyor aynı. Muydun niye ayrı yatıyorsun benden? Yani ben 3 bileziğim vardı. Onları vermedim diye hani araba alacaktı. Ya bir insan yeni gelinden daha 3 bileziği nasıl alırsın ya? Siz daha evlenir evlenmez yatakları ayırdınız. Aynen. O ayırdı. Ne diyordu hep yani? İlk başta iyi gidiyordu. Sonra 2 ay 3 ay geçti. Sonra dedi ki Esra biz boşanalım. Yani sevgisini yani hissedemez zaten. Bana dedi ki sevgim bitti Esra. Sevgi bitemez yani 3 ayda. Sen diyorsun ki evleniyorsun, tamam Esra mutlu yuva kuralım. Ama 3 ayda sevgisi nasıl bitiyor? Hı hı. Ama Esra bir şey söyleyeceğim. Burada hani şunu da söylemek lazım. Sonuçta bu adam seni istismar etmiş. Zorla evet. Birlikte olmuş. Kaç kere işte evlenmemekle hani söylemiş. Ailene evet. Söylemiş. Aslında... Sen sana çok da iyi davranmayan birini sevmişsin. Yani kötü davranan. Keşke abla gerçekten sevmeseydim. Esra 25'ten ama gerçekten ona şunu söylemek istiyorum. Evet. Gözyaşımda cenazesini yıkasınlar. Gerçekten. Beddua etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum ona. Hiçbir zaman. Peki en son kopuş nasıl oldu? Tamamen evden gidiş kopuş. Şöyle abla. Biz bununla bir kavga ettik. Karnıma tekme attı. Benim yani hiç hastalığım falan olmuyor. Dedim ki meşaz yazdım. Hani ben olmaz bizden gibisinden. O da dedi ki boşanalım o zaman. Git dedi, evi terk et dedi. Yani pılını pırtını topla dedi. Ben de bu lafın altında nasıl kalayım abla? Ben de gittim pılımı pırtımı topladım. Eşyalarımı topladım. Beyaz eşyamı kendime almıştım. Kendileri yatak odasıyla oturma gruplarını aldılar. Sonra bana dedi ki abla, anneme demiş, anne bunu yanından salma olur mu? Bu dışarıda gezmesin. Hı-hı. Niye? Çünkü sen artık boşanmak istiyorsun. Karar veriyorsun. Sen benim hayatıma karışamazsın.
Doğru değil mi yani? Evet, peki bu fotoğraflar, videolar çıktıktan sonra bu videolardan dolayı senden tazminat mı istiyorlar? Aynen. Ne diye, evet. Ne diyorlar? Bana kağıt imzalattılar. Ne kağıdı? Hatta şey vermiştim, ablanın birisine vermiştim. Ne kağıdı? Kağıdın içeriği var mı? Ben baktım ha. Ne hocam? Yani dava, aslında karşılıklı dava açmışlar. Evet. Yani Murat da açmış bunu... Antalya'da. Esra da açmış. Esra'nın evet. kendi davasından feragat ettirmişler. Bunu yani bir dilekçe yazmışlar. Esra bütün nafaka, tazminat her şeyinden onlar şu an alabiliyorlar. Karşılıklı olarak iki tarafta. Ama Esra'dan alabilecek mi onlar? Aynen yani alıyorlar. Onun dosyasına bakmadım ama Esra kendi davasından feragat etmiş. Niye Esra imzaladın bakmadan? Bir kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz. Peki Esra, şimdi onlar sana bir kağıt imzalattı. Yani evet. sen hiçbir şey tazminat talebinde bulunamayacağın, nafaka isteyemeyeceksin evet. diye. Sen bütün isteklerinden feragat ediyorsun. Ama o senden ne istiyor? O benden 630 lira para istiyorlar benden. 630 bin. Aynen. 630 bin TL istiyor. Ben neden sen şey onu yok. Aldattın diye mi? Öyle olduğu için herhalde, bilmiyorum. Ama aha. gerçekten bu videoları da karıştıracaklardı diye. Hani ben size çıkmak istedim. Hı hı. Peki yani, sen bu adamdan gerçekten hiç istemiyorsun, tamamen istemiyorum, kurtulmak boşanmak istiyorsun. Boşanmak istiyorum. Yani gelsin, ben gerçekten boşanmak istiyorum artık. Bir ceste de boşanmak bir istiyorum. Bir şey talep ediyor musun Esra? Yok, etmiyorum. Konuşuruz bunları. Evet, hiçbir şey talep etmeden tamamen ayrılmak istiyorsun. Evet. Tabii bak, çok zor. Ben her zaman söylediğim şey, size istismar eden birinin kişiliği nettir. Bununla evlenerek bu silinmez. Bu bunun fıtratı. Evet. Şimdi seninle zorla birliktelik yaşamış birinin fıtratı zaten... Ne olacak ki, evlenince düzelir demeyin. Evlenince daha beter olur. Evleneyim mi ben? Her türlü huy için diyorum. Bu zaten korkunç bir şey. Bir suç zaten de. Evet. Yani normalde de işte yalancısı, sadakatsizi, işte sorumluluk almayanı. Evleneyim düzelir. Düzelmiyor. Evliliği ne zaman yapacaksınız biliyor musunuz? Evlenirsem daha kötü olursa da ben bunu çekerim belki diyorsanız yapın. Çocuk da öyle. Çocuk da daha iyi olur diye yapılmaz. Daha kötü oluyorlar. Bunu unutmamak lazım. Keşke deseydi düğünden önce, Esra ben seni sevmiyorum, zorla evlilik oluyor deseydi, gerçekten evlenmezdim. O gün düğün bile yaptırmazdım. İçimden gelmezdi çünkü. Ama Esra, sen de kendine zarar vermek istediğinde bu da korkmuş bence. Korktu. Hani bu çocuk da korkmuş. Sen aslında baştan hiç istismarcınla evlenmek istemeyecektin. Evet, istemeyecektim. Ama olur, daha çok küçüksün ya. 20 yaşında ne yapacaksın? Ne biz bu yaşta hata yapıyoruz? O nasıl yapmasın ya? Yeah. Ya şimdi burada da hani yargılamak çok kolay geliyor da. 20 yaşında küçücük kız ya. Şimdi ben bakıyorum hocam, oğlum benim 16 yaşında çocuk yani. Gerçekten çocuk gibi oluyorlar. Ya gerçekten ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani ben o dilekçede ne var? Ya direkt hiç bakmadan bana o avukatı kendi hazırlamış. Ben salak gibi imzaladım onu. Ben ne bileyim onun öyle bir anlama geldiğini. Beni kandıracaklarını ne bilebilirim yani? İşte çok böyle sormadan yapmamak lazım bu uyarı, ama seni de hiç yargılamıyorum. Mesela ben de 20 yaşında çok böyle şaşkaloz bir şeydim ya, yani. Ya benden ne isteyebilir? Benim neyim var? Benim evim yani mi var? De benim hiç bana da bir şey imzalasa imzalardım valla. Diyorlar ki akıllı babanın yani. Var diyorlar. Babamınkini neyini alacaklar? Benim yok, benim ilk başta benim olsun zaten vermem. Ben sana vermem. Yardım edeceğim Esra, yardım edeceğim, merak etme. Bugün programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere. İşinizle aranız mı kötü? Ben bu çocuğu tek başıma yapmadım.